Queen's Gambit evet iki haftadır her yerde duyuyorsunuz her yerde karşınıza çıkıyor eminim ki sosyal medyalarda şu an hype. Herkes o diziyi konuşuyor biraz tabi böyle olduğu zaman e, bende de oluyor ara ara ama artık çok olmuyor. Herkezde bir şey oluyor abi çok popüler dizi çıktı yine aman kesin ya yani. tamam, tamam izleriz izleriz tamam çok iyi abi popüler abi tamam abi falan durumu oluyor. <laughs> Bu dizi bunu hak etmiyor bununla girmek istedim bir kere öyle bir ön yargınız varsa ya da şöyle işte ya satrancı neyini izleyeyim abi spor filmi bile değil satranç spor bile değil abi falan gibi böyle tuhaf çekinceleriniz varsa tuhaf diyorum çünkü diziyle bunların hiçbir ilgisi yok kesinlikle bu ön yargılardan kurtulun ve bu diziyi izleyin yani anlayacağınız üzere bugün Queen's Gambit'i Netflix'in yeni dizisini biraz öveceğim ...diziyle ilgili aslında biraz önce... E, ...öncelikle biraz şey bilgisi verelim... ...hani kim yaptı, neden yaptı... ...nasıl yaptı... ...yönetmeni kim... ...hikaye nerede başlıyor, ne anlatıyor... ...satranç mı bütün özeli... ...dediğim gibi başladı değil... ...çünkü yaratıcılarından biri Alan Scott... ...Alan Scott e, en son 19 sene önce... ...proje yapmış bir insan... ...IMDB'ye baktığınızda... ...bir an isim tabii bana... ...çok e, tanıdık gelmedi... Halbuki benim çok sevdiğim bir film olan Don't Look Now'ın yazarıymış kendisi. Merak ederseniz onu da izleyin. 1972 yapım olması lazım. Çok iyi bir korku, gerilim hatta kara gerilim de diyebileceğiniz bir filmdir. Alan Scott bu projeyle aslında çok uğraşmış. Yani zamanında yapmak istemiş. Hatta işin içine Heath Ledger da girmiş. Heath Ledger'ın ölümünden sonra zaten proje rafa kalkmış. O yüzden de Alan Scott aslında bu projenin ta en baştan beri uğraşan isimlerinden biriymiş. Hatta 80'lerde 90'ların başında bile bu projeyi kafasında kafasına takmış bir isim ama bir türlü olmamış. Daha sonrasında ise projeye Scott Frank dahil oluyor. Scott Frank de Logan'dan hatırlayabilirsiniz. Minority Report'tan hatırlayabilirsiniz. Wolverine'den hatırlayabilirsiniz. Wolverine evet o yani çok iyi bir örneği değil ama Özellikle ilk, ilk Wolverine'den sonra yine biraz daha normal bir Wolverine'di ki o yine de kötü bir filmdi. Tabii Marvel'a e, iş yapmak biraz zor. Daha Marvel projesi yapmak zor. O Marvel evrenine daha bir film değildi. Ama Scott Frank ile Alan Scott e, bir araya gelince burada çok iyi bir iş ortaya çıkmış. Kitabın yazarı da Walter ve Tavis. Walter Tevis de e, zamanında bu işin olmasını isteyenlerden ama onun da ömrü e, görmeye yetmemiş. Bir de 90'ları görmüş bizler için de şöyle bir güzelliği var. Bu projenin danışmanlarından biri Geri Kasparov. Geri Kasparov da 90 6 ya da 97 dönem olması lazım. Deep Blue ile yani IBM'in bilgisayarı Deep Blue ile kapışan yani bilgisayara karşı olan ilk insan ve aslında iki, iki seri maç yapmışlardı. Birini Kasparov birini Deep Blue kazanmıştı. Hatta Kasparov Deep Blue'nun ikinci maçta yaptığı bir hamleye de insan karıştığını söyleyip hile yapıldığından bahsetmiş. Sonra da IMD, IBM projeyi rafa kaldırmıştı. Çok acayip bir dönemdi. Aslında bu tip kırılmalar işte hani ki ben satrançla ilgiliyimdir ama hani öyle manyağı değilmiştir. Bilmem ne açılışları, kapanışları, orta oyunlar, son oyunlar falan öyle inanılmaz bir bilgim yok. Severim. O yani öyle denk gelirse oynarım ama her zaman da küçük de olsa hep kenarda bir ilgim olmuştur. İzlemeyi severim e, Magnus Carlsen maçları falan olduğunda böyle işte, dur bakalım bir izleyelim ne oluyor falan yani çoğunu çok iyi anlayamayabiliyorum ama birazcık araştırınca hemen e, oyunun içine girebiliyorsun ne olduğunu falan görünce. E, yani 90'larda işte bu satrançtaki kırılma aslında Kasparov'la benim gençliğim biraz yaşamıştı. E, özellikle Deep Blue'ya karşı o insanın e, bir adım daha öne gitmesi kendini zorlaması e, şeklinde verdiği ilhamla. Bu dizide aslında bunu yapıyor. Yani kitabın da amacı bu. Kitabın yazarı zaten Walter Tavis'te bir satranç oyuncusu. O dönemin bu kitaba ilham olan satranç oyuncularından çok ilham alıyor. O yine onlardan destek alıp kitabını son haline getiriyor. Ve gerçekten kitaptaki bütün satranç bölümleri de gerçeğe çok uygun. Ki birçok spor filmdeki spor diyorum kimse şimdi gaza gelip de satranç spor mu abi diye coşmasın. Evet spor e, birçok spor filmindeki çarki basketbol filmleri benim daha çok gözüme batıyor. Yani o kötü oyun, alakasız olan şeyler, hemen böyle filme olan ilginizin düşmesine, gerçekçiliğin kırılmasına, ana hikayenin aslında spor aracıysa orada ana hikayenin de inandırıcının düşmesine neden oluyor. İyi yapılmış, iyi işlenmiş bir yemek gibi yani bir iş olmaktan çıkıyor. Kötü bir yemek yiyorsunuz günün sonunda. Burada hiçbir yok. Yani Nasıl Walter Tevis kitabı yazarken üzerine çok düştüyse Scott Frank ve Alan Scott da işin üzerine çok düşmüş. Kasparov ve Pandolfini bu işin danışmanı yapmış ve bütün her şey çok iyi planlanmış. Bütün oyunların dizi içerisinde gösterimi baş karakterimizin satranç bilmemesine rağmen oyuncu yanında Taylor Joy'un çok iyi planlanmış bir şekilde oyunun içine girmesi vesaire. Bunların hepsini çok güzel hazırlamışlar ve hiçbir şey sırıtmıyor ve bize sadece ve sadece esas işte esas hikaye dizinin esas konusu olan 1960-70 dönemi arası 60'lar 70'lerin başına doğru yaklaşan dönemdeki Amerika'daki ve hatta tüm dünyadaki farklı iki kültürün de gözünden gördüğümüz hem Rusya'nın hem Amerika'nın hatta arada bazı diğer ülkelerinde kadınların tek tipleştirilmesi aslında dünyadaki yerlerinin bu tek tiplik üzerinden erkeklere biraz hizmet etmek biraz da sadece onlara güzel gözükmekten daha fazlası olmadığının düşünüldüğü yılları eleştirmek hatta karakter üzerinden de yalnız bir karakterin yetim kalmış bir karakterin hem ailesel sorunlarının bu dünyanın bakış açısı nasıl şekillendiği, sonrasında karakterimizin yalnız kalması ve hayat içerisindeki ilerlemeye çalışmasını ve buna çabalarken de tutunacağı tek şeyinde satranç olmasını çok iyi anlatıyor dizi. Evet işte buradan da aslında ana konuya geliyoruz. Ee, ana konuya gelmeden önce bir tane oyunculara değinmek istiyorum ee, hemen gözünüze çarpacaktır dikkatli gözler atılacaktır. iki tane ilginç oyuncu var biri Harry Meling e, dizide de Harry Baltic karakterini oynuyor onu Harry Potter'daki Dudley olarak hatırlayacaksınız diğeri de Thomas Brodie Sangster o da Benny Watts karakterini oynuyor yine baş karakterimiz harmanın e, arkadaşlarından biri o da Game of Thrones'da George'un Reed'i oynuyordu. Anne Taylor Joy'da da e, yine yatay bakışta konuşmuş The Witch filminden hatırlayabilirsiniz ki izlemediyseniz Witch filminde mutlaka izleyin. Mükemmel bir filmdir. Buradan diziye geçelim. E, dizinin dediğim gibi 60-70 dönemi arası o tek tipleştirilen kadınların biraz var olma çabası, bunu kırması ve buna bağlı olarak da karakterimizin e, tek başına burada tek gerçekten tek başına kalarak ...yerlemeye çalışmasının zorluklarını görüyoruz. Yani biraz burada spor araç ki ben bu tarz işleri daha çok seviyorum. Çünkü genelde e, ülkeler üzerinden ya da oyuncular üzerinden spor filmi yapıldığında... ...çok büyük bir hataya düşerler ve bu hata genelde ülkelerin... ...tarih içerisindeki siyasi kapışmalarıdır. Yani siyasi ya da e, nasıl diyeyim devletler arası daha o soğuk savaş döneminin sahaya yansımayan dönemi spora yansır ve spor üzerinden ülkeler birbirinin üstünlük kurmak zorundadır. Orada bile geri adım atmamak zorundadır. Onlar için oradaki bir galibiyet aslında siyasi alandaki bir başarıdır. Özellikle bu Amerika ve Rusya arasında. Birçok filmde bunu çok görebilirsiniz. Mesela Miracle filmi. Miracle filmini hatırlarsanız Buzoki tarihindeki en önemli maç üzerine kurgulanır. Amerika ve Rusya arasında oynanacak Amerika yıllarca Rusya yenemez ve yendiğinde işler değişir. Orada mesela karakterlere çok giremez ama işin spor tarafında kalır. Genelde işte Amerikamız, Amerikamız yürüyor, saplıyor. İnanılmaz iyi takım tarzı biraz daha kayar. Mesela Raki'nin ilk filmi çok iyidir. İlk filmde daha karakter odaklı o karakterin ilişki kurduğu insanların ne kadar aslında dışlandığını, öteki olduğunu toplum içerisinde yer almaya çalıştığını görürüz. Hatta kendi içinde bir savaşmadır. Amerika'da daha popüler bir boksöre karşı hiç popüler olmayan bir boksörün hikayesidir. Sonra bu unutulur ve devamında da Amerika'nın Rusya'ya savaşına döner yine hikaye. Ya yani böyle ufak örnekler mesela işte yine Whiplash filmi. Whiplash filmi ben çok eleştiriyorum. Tabi bu eleştirim hani Amerika ya da ikisine karşı bir savaş yönünden değil. Onun da mesela en büyük hatası müzik üzerinden bir karakter hikayesi anlatacakken bunu yaparken anlatabilecekken bunu yapmak yerine az ağırlıklı olarak işi çok sportif bir hale getirip çok fiziksel artık eller parçalanıyor davul çalarken terler akıyor kanlar akıyor böyle deliriyoruz falan e böyle bir dünyada yok yani bunu mesela sorarsanız müzisyenlere çevrenizde varsa mutlaka sorun birçoğu ya izlemez ya izlediğinde de mutsuz olmuştur onlar için daha büyük bir kırılmadır bu film. Ben de birazcık müziğin içinden belli birkaç şey bildiğim için, çevremde yakın dostlarım da olduğu için müzikle ilgili onlara da sormuştum bunu. E, çok mutlu olmamışlardı açıkçası. Ben de izlerken evet dedim. Yani benim de demek ki rahatsız eden rahatsız eden konu buymuş ki kötü bir film değildir ama işte bu bahsettiğim hataların karakter odağından çıkması yönünde de e, en büyük olanını yapmıştır. Ama işte Queen's Gambit bunların hiçbirine düşmüyor. Tamamen yalnız bir karakterle bizi dizinin içine atıyor. Burada ilk olay bir amaç bulmak zaten. Bu arada hani şunu da ekleyeyim. Merak edebilirsiniz. Buraya kadar izlediyseniz bundan sonrasında spoiler olmayacak diziyle ilgili. Evet çok kritik. Hayatınızı karartacak spoilerlar yok ama hassas olanlar olabilir. O yüzden şimdiden belirteyim spoiler söylemeyeceğim. Yok diziyle ilgili sahnelerle ilgili kritik anlarıyla ilgili bilgi vermeyeceğim. Daha genel. Bana hissettirdikleri ve dizinin genel olarak anlatmak istediği ile ilgili bilgiler vereceğim. O yüzden tedirgininizde bir kenara bırakıp izlemeye devam edebilirsiniz. Tabii burada 60'lar 70'ler dönemi dedik. Burada erkeklerin hep kadına bir bakışı var. Bunu görüyoruz. Bir de küçük bir kız çocuğumuz var 9 yaşında. işte Herman Kara, Betty Herman karakteri. Onun için ise iş işler tamamen karışık. Hiçbir şeyden haberi yok. Annesi de son anda vefat etmiş. Yetimhaneye düşüyor ee, ve artık onun için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ne yapacağını da bilemiyor. Bir gün e, bir şekilde tahtayı sildiği silgi temizlemek için bodrum katına indiğinde okulun görevlisi Mr. Scheibel ile karşılaşıyor. Ve satranç oynadığını görüyor ama ne oynadığını da bilmiyor. Sadece o tahtaya bakıp tek başına oynadığını görüyor ve çok etkiliyor onu. Ve ondan sonra olaylar gelişiyor. İşte bundan sonrası aslında tamamen sizi dizinin içine çekip sürükleyecek anların başlangıcı. Ben oralara girmeyeceğim. Ama şuralara gireceğim. Yani dizinin belki de en kritik anlarından birinde bir karakter şöyle diyor işte erkekler devamlı size bir şey anlatmaya, bir şeyler göstermeye çalışır sana diyor daha doğrusu. Ve devamlı seni yönlendirmeye çalışırlar. İşte o yüzden sadece onları dinle ve kendi istediğini yap. Sonra bir cümle daha geliyor birkaç bölüm sonra. İşte karanlıktan korkmana gerek yok. En güçlü insan tek başına korkulacak bir kişi bile değildir. Ama korkman gereken sana ne yapman gerektiğini söyleyenler. Sana nasıl hissetmen gerektiğini söyleyenlerdir. İşte dizide buradaki bu yetimhanede hep böyle işte saçınızı böyle kesin. İşte böyle oturun, şöyle giyinin, böyle durun, siz kadınsınız bunları yapın falan tarzı yönlenme ve daha da kötüsü bu çocuklara verilen belli ilaçlar vesaire de var. Onları sakin tutmak için, onları daha e, hırçınlaşmalarını engellemek, belli görüşlere ulaşmanı engellemek için. Maalesef bu aslında hani yetimhanede olmasan da benim okul hayatımda da yıllarca gördüğüm ve asla anlam vermediğim bir şeydir. Tamam hani kıyafet konusunu anlıyorum hani e, gelir sınıflar arasındaki farklılıklar olabilir ama saç ve sakal konusunu ömrüm boyunca anlayamadım. Devamlı biz de azar yerdik ay sakalının tüyü çıkmış saçın şöyle gözüküyor kızlar saçınızı toplayın. Yani devam bu saç kafa takıntısı zaten bütün e, dini öğeler bütün e, siyasi öğeler, publik ortamlar işte iş ortamları vesaire hep dert olur. ...herkesin belası olur... ...neyse ki artık bu günümüze geldiğimizde... ...biraz bunlardan kurtuluyoruz belki de ama... ...o dönemin Amerika'sında da... ...Türkiye'sinde de, Rusya'sında da, Avrupa'sında da... ...hep bu takıntılar varmış... ...dizi bunları... ...total bir paketin içine koyup bize başta vermeye başlıyor... ...tabii dizi burada... ...çok iyi tercihler yapıyor... ...mesela hiçbir zaman bize... ...işte böyle çakal, üç kağıtçı... ...ekstra böyle artık... ...grafik seviyede bir taciz... ...tecavüz vesaire gibi aile işte babası annesi akrabası vesaire vermiyor. Onun yerine daha e, hızlıca bizi etkileyebilecek daha gerçekçi duracak daha dramayı düşürtüp yani o bizi ağlatmayı oynamak yerine aslında arka planda o zihinlerden geçenin ne kadar tehlikeli olduğunu yani hayata geçmeden tüm bunların yani demi saydığım şeyler tabii ki olumsuz şeyler bunlar gösterilmeli ama işte daha da güçlü bir anlatım bunları göstermeden zihinlerden geçtiğini anlatmak. Dizi bunu çok iyi yapıyor. Burada çok iyi bir tercih var. E, ve o dönemin babalarının aslında ne kadar da e, toplumdan uzak sadece e, hayatta kalmak için işte kadınlar onlara hizmet etsin Tam biz de işimize bakalım hayatımızı yaşayalım siz ne bok yersiniz deyin ki bu gençten yaşlıya kadar dağılan bir skalada gerçekleşiyor. Ama tabii görüyorsun ki aslında oradaki gençlerin de ailelerinden dolayı bunları edindiğini dizi bize yine vererek dengeyi sağlıyor hep bağımlı bir özgüven var yani hiçbir zaman bağımsız olamıyor bu insanlar özgüven dediğim özellikle özgüven diyorum çünkü bu bağımlılıkla gelen doğruları alıp bir özgüvenmiş gibi kullanmaya başlıyor erkek tarafı kadınlarda ise direkt zaten bir özgüvensizlik var o yüzden de hep böyle bir tedirginlik, o tedirginliği bastırmak için de devamlı ilaç kullanımı, işte sık kahve tüketimi, sigara tüketimi vesaire gibi o dönemin toplumsal baskılarının ortaya çıkardığı bütün dış etkenleri gösteriyor bize dizi. Tabi hep dizi bütün gidişatında ki bunu anladığım kadarıyla zaten Scott Frank'in yönetmen olması da bunun çok büyük bir başarısı. Yine Netflix dizilerinde bunun eksikliğini hep hissediyoruz. Yani senaryoyu birileri yazıyor. Dizi başka birileri yönetiyor. iki yönetmen, üç yönetmen, bazen dört yönetmen oluyor. Ama işte Fincher gibi işin içinde daha duran, hani hepsini yönetmese de belli bir kısmını yöneten Mindhunter işi, Roma işi film tarafında, ya böyle otör işlerde daha büyük başarı görüyorduk. Queen's Gambit'te o yoldan gidiyor. Scott Frank, Alan Scott yazıyor. Scott Frank de yönetiyor. O yüzden dizinin hem yazarken, ikisi de yazarken görsel dünyası zaten muhtemelen... Kafalarında çok iyi oturmuş, onu da çok iyi hayata geçirmişler. O yüzden de bu dizinin tercihleri senaryo ile hep tutarlı. Hiçbir tuhaflık gözümüze çarpmıyor. Ve dizi gerçekten karakterler üzerine kurulu. Yani spor bu işin bir parçası demiştik en başta. Karakterler üzerine kuruluyken de yine şu hataya düşmüyor. Bu da benim yakın dönem en kızdığım konulardan. Karakterlerin tercihlerini bize sorgulatacak şekilde sunmuyor. Yani benim de hayatta çok kızdığım bir şeydir. Yani bunu böyle mi yapsan? Niye böyle yaptın? İşte şöyle yap, böyle yap. Gelecek için şunu yapmalısın. Falan. Hatta böyle size çok net keskin e, sorgulamalar yapar etrafınızdaki. Yer. Bunu sizin hareketlerinizden yola çıkarak, aldığınız kararlardan yola çıkarak yaparlar. Gerisini düşünmezler. Yani siz onu aldınız ve başınıza bir iş geldi. O kişiyi bulamazsınız. İşte bize de bu dizi bunu yaptırtmak istemiyor. Diyor ki bunlar artık o karakterlerin kararları. Yani Beth işte diğer Shable karakterinin Borgov'un yani hepsinin aldığı karakter aldığı kararların siz sadece nasıl ilerledin nasıl işledin göreceksiniz ve sorgulayamayacaksınız. Çünkü zaten sizin de hayatınızdan biz bütün parçaları buraya koyduk. O yüzden siz de bunları yaşadığınız ya da çevrenizde gördüğünüz için sorgulamak istemeyeceksiniz diyor. Bu çok doğru bir tercih. ve devamlı karakter zaten çok iyi bir satranç oyuncusu olduğu için aslında bu doğal bir yetenek gibi gözükse de çok çalışarak bunu kazanıyor. Bu da birçok spor filminin ya da dizisinin hatasıdır. Çalışmayı genelde böyle elleri kolları parçalamak şeklinde gösterirler. Halbuki çalışma düzen, uzun süreler, disiplinler gerektirir her alan için. Bunları biraz atlarlar sanki böyle 3 gün kapansak, deriler gibi çalışsak her şey olacakmış gibi hissettirir bize. Dizi bu hatayla düşmüyor. ...çocukluğundan itibaren e, devamlı oyunu aslında zihninde oynayabiliyor. Satrancın da böyle bir avantajı var. Ki ben bunu bütün spor dallar için doğru olduğunu düşünüyorum. Basketbol tarafında da hani eskiden geliyorlardı ya... ...maçı kafamızda oynadık diye bu futbol e, programlarında... ...ya da yorumlarında ya da maç sonrası teknik direktör yorumlarında duyardık. Bu çok yalan değil. Çünkü gerçekten kafanda her şeyi böyle planlarsın. Basketbol maçını düşünürken de izlerken de... ...koçluk yaptığım dönemde de bunu ben yapmaya çalışıyordum... Çok faydalı olur. Zihninizi devamlı aktif tutar. Başka şeylerle uğraşmadığınız zaman hele iyice odaklanırsınız, acayip olur. Karakter de burada devamlı zaten zihninde oynayarak çalışarak bunu geliştiriyor. Ama burada şunu fark edemiyor. Gerçeklerden çok kopuk. Yani gerçekten kastım burada hayat. Yani normal hayat nasıl işliyor. Diğer insanlar satranç oynayan insanlar nasıl düşünüyor. Onlarla pek iletişim kuramıyor. İşte burada da hayatına ara ara farklı dünyalardan insanlar girmeye başlıyor. Onlar ilişkiler kurmaya çalışıyor. Bunlar da genelde başarısız oluyor ama başarısız ola ola da e, hata yapmayı öğreniyor. Çünkü e, bir noktada hayatına giren üvey annesiyle e, aslında bu konuyu da tartıştıkları çok güzel bir sahne var. O sahnede size anlatmayacağım. İzleyin. Çok güzel bir sahne o da. Ama buradaki asıl amaçta işte o kaybetmeyi öğrenmek. Bu da bir klişe gibi durur ama e, ben açıkçası kendimden çok hissettiğim bir şey. Hata yapma korkusu. Hatırlarsanız geçen günlerde gençsiniz yaparsınız diye bir video attım ve orada hayatta hep gençlerin tek bir şans üzerine odaklandığını ve hata yaptıklarında ya yapacakları şeye ulaşma sürelerini çok uzadığını ya da hiç yapamadıklarını söylemiştim. İşte bu bir korku yaratıyor hata yapma korkusu. Burada da karakter yatım belki de hayata tutunabileceği para kazanabileceği tek bir iş var o da satranç. Burada yapacağı bir kayıp bir hata. Belki de onun sinip gitmesine neden olacak. Psikolojisi daha da bozulacak. İşte bu yüzden hata yapma korkusu katlanarak artıyor. Bunu ben de çok hissediyorum. Hayatımda özellikle de okul dönemi, okul dönemi sonrası ilk iş hayatında falan çok hissettim. Çok stresli dönemlerdi. Bundan kaçmak çok zor. Bundan da nasıl kaçıyorsunuz? Gerçekten hatalar yapıp sonuçlarını görene, görene kadar pek kaçamıyorsunuz. Sonra alışıyorsunuz. İşte bu çok önemli. Yani devamlı kazanamazsınız İşte biz bugün Jordan'da konuşuyoruz bugün Kasparov'da işte konuşuyoruz daha büyük oyuncuları da farklı spor dallarından konuşuyoruz. Hepsi mutlaka kaybetmiştir mutlaka ya lisedeyken ya profesyonelik adım attığında ya da belki en iyi olduğunu düşündüğü anda bir kayıp yaşamıştır ve bu genelde bu kayıplar onların sıçrama noktasıdır. Çünkü kaybettiğiniz anda o konfor alanından çıkarsınız... ...gerçekleri görmeye başlarsınız. Aslında tembellik ettiğinizi fark edersiniz. İşte karakter de aslında... ...Beth Herman karakteri de burada hatayı nerede yaptığını... ...sonunda anlıyor ve... ...karakterinin çok ciddi bir gelişimi burada yaşanıyor. Dizi de yine burada çok iyi bir tercih yapmış. İşte bu, bu karakterin ana korkusuna odaklanarak... ...bunun ana korkusunda hayatta yalnız kalmasına odaklayıp onu da genel olarak toplumun kadına bakış açısına bağlamış. Ya dizinin zaten işte bu zincirleme döngüsü, ana döngüsü yani başlangıcından sonuna kadar ve bütün o yan parçaları çok iyi birleşiyor. O yüzden de çok akıcı bir dizi. Kesinlikle sıkılmıyorsunuz izlerken. Peki dizi başka neleri yapıyor? Genel olarak ya da nelere değiniyor? Biraz da onlardan bahsedeyim. Kadının konumundan bahsettik, ilişki kurmayı öğrenmesinden bahsettik ve bizi ve karakterleri dizi boyunca alıp bir yere getiriyor. Yani biz daha gözlemci gibiyken dizide de biz de aslında o karakterin hissettiklerini bir noktada çok hissetmeye başlıyoruz. Ve onunla beraber bir noktaya geliyoruz. Yani ben şunu gördüm. Hani evet satranca ilgi duyuyorsanız zaten dizinin belli anlarını, bölümlerini durdurup Google'lamaya başlayacaksınız. Burada ne oluyor? Ne oynanmış? Bu çok güzel. Çok değerli dizi bunu verebiliyor. Ya da işte dizinin duygusal anları varsa gerçekten bunları hissedip ya evet bunları ben de yaşamıştım. Diyeceğiniz çok an var özellikle de belli bir yaş aralığı için bu daha çok olacaktır. Belki de işte 25-35 yaş aralığı için biraz da ailesiyle ilgili o sorunları yaşayıp sonrasında ailesinden çıkıp işte hayata atılanlar için biraz daha hissi yüksek bir dizi olabilecektir. Bir de tabii devamlı işte bizim hep dışarıdan gördüğümüz o iki koca kültürün Amerika, Rusya ve diğer Avrupa kültürlerinin çok da birbirinden uzak olmadığını tekrar tekrar bize hissettiriyor dizi. Ve geldiğimiz noktada e, yine çok büyük bir hataya düşmüyor. Bunu da en başta belirtmiştim. Yani Bodrum katına girmiş, en alttan başlamış, sadece hayata tutunabileceği bir tek şey olan bir karakter. Bu dizinin baş karakteri Batman ve ilerlediği noktada karşısına çıkan engeller de yine kendisinden kaynaklanan engeller aslında. Kendi bağımlıkları. Bu bağımlıkları ona e, sağlayan da sağlayan diyorum pozitifmiş gibi ama özellikle de böyle söylüyorum. Kendi yetiştiği ülkesi, ülkesindeki şartlar, ülkesinin e, kadına bakış açısı buradan bir türlü çıkamıyor. Ve çıkamadığı bu noktalardan sonra da bunlara tekrar tutunmak ya da işte bunların e, dizinin bize göstereceği şekilde evet, işte bak bunlara tutundu ve onda işte ülkesi ona neler sundu, işte bayrağımız, işte din, işte her şey, gerçekler, toplum onun yanında aslında o yanlış anlamış her şeyi falan böyle bir saçma salak ulvi böyle duygusal e, mucizevi yani mucize bu ara biliyorsunuz çok popüler bizim ülkemizde işte romantik böyle arabesk böyle hatalara düşmüyor. Ne yapıyor onun yerine işte karakter aslında şunu söylemem lazım burada ee, birazcık dizinin dışına çıkacağım spor konusuyla ilgili en çok kızdığım konulardan bir tanesi de bu işte siz siyaset yapmayın siz sporcusunuz siz böylesiniz. Siz şusunuz. Şimdi spor tarafında şöyle bir durum var. Bunu atlıyoruz. Sporcu aslında birçok kişi için bir süper kahraman gibi. Özellikle daha da küçük yaşlar için. Şimdi hatırlıyorum. 1993 Manchester Galatasaray maçı 3-3 bitmiş. Kubilay Türk Yılmaz işte bir gol atıyor ağları deliyor falan kayıp düşerken. İşte radyoda dinliyoruz falan çıldırıyoruz falan. O bile böyle aa ne oluyor falan işte Şaşırıyorsun ne acayip işte onu taklit edeceğim işte eve ben fileler gelip kayıp düştüm falan hatırlıyorum işte Kasparov izliyorum satranç takımı almalıyız diyorum işte basketbol FSP sen Koraç finaline çıkıyor diyorum basketbol çok iyi falan hep devamlı böyle sizi zorlayan sizi e, kendi sınırınızı zorlamaya iten o baskılardan sizi böyle evde kalmaya aman işte ne olacaksın Bununla niye uğraşıyorsun git işte oku sadece bunu yap işte dandik bir işte çalış evlen evinin kadını ol e, gidersin ondan sonra bol bol al alkol alıp evinde oturursun ne olacak çocuğa da bakarsın senin gibi e, mutsuz bir çocuk yetiştirirsin beraber mutsuz mutsuz yaşayın ne kadar iyi işte baş belası olmayın bize gibi bir bakıştan size hep kurtarabilecek ilham verecek şeyler bunlar i̇şte sporculara şu anki dünyada hala çıkıp da ya siz neden işte siyasi yorum yapıyorsunuz? Neden bilmem neye karışıyorsunuz? Sen otu kıçını kır, işine bak, işine bak falan denmesini o yüzden çok sinir oluyorum. Burada da bunun o dönem için tam tersinde bir konu ortaya çıkıyor. Onu zorla zaten kadın olduğu için dışlanıyor. Zaten parası az, belli bir miktar parası var ama sponsora ihtiyacı var. Burada da hemen bir kilise devreye giriyor ve diyor ki işte bizim için konuşursan, biz işte şunları yaparsan falan biz sana Rusya'ya gidiş paranı vereceğiz vesaire. Bunu söylüyorlar. Ben sporcuyum diyor. Öncelikle hani bunun, bunun bende ne ilgisi var? Bir zaten ben buna ne kadar inanıp inanmadığımı bilmiyorum. Zaten 20 yaşında bir insandan bahsediyoruz. İşte bu çok kritik. Hani burada şöyle bir tepki de vermiyor. Ben inanmıyorum lanet olsun size de dininize de beni alet edemeyecek sanki böyle gerizekalıca daha ne olduğunu farkında olmadan bir tepki de vermiyor. Ama ben ne olduğumu da daha bilmiyorum diyor ve onlara e, güzel bir cevap veriyor. Orayı da diziye bırakıyorum. E, spoiler vermeyeceğim yine. Ya da işte Amerikan hükümeti işte onun başarılarını dikkate aldığında evet şimdi Beyaz Saray'a bilmem ne olacak. Basına şöyle demelisin. Onlara karşı böyle demelisin falan. Kapıyı vurup çıkıyor. Yani bunlar aslında hiçbiri e, abartılı olmadan hep o karakterin duyduğu minnettarlığın sizin bana verdiklerinizi vermedikleriniz üzerinden benim kazandıklarım bunlar şeklinde bir minnettarlığı olması ee, ve bu minnettarın aslında ona devletin sunduğu o çarpık imkanlarla değil de işte Mr. Scheibel'le üvey annesi ya da diğer hayatında ki özel insanlarla ilgili olduğunu hep hatırlıyor. O yüzden de e, hep doğru tercihleri gerçekten de ister istemez yapıyor bu sefer. Ve kafası bunlara çok yorulmuyor. Ya yani hep diyorum ya işte bu tarz spor işlerinin e, karakter tarafını unutturursak. iki gün sonra zaten hani aldın ondan e, siyasi politik görüşünü karakterini aldın. E, ortaya ne kalacak? E, sadece tek derdi sayılar olan robotlar birbiriyle çarpışıyor gibi bir şey kalacak. Bunun da ne izleyen için bir heyecanı var. Ne de e, bundan para kazanmak isteyenlerin de bundan kara, para kazanabileceği bir ortam oluşur. Evet dizi bütün bunları dediğim gibi çok iyi harmanlıyor. Ee, özellikle de e, sporu hep bir aracı olarak kullanıyor dedim. Kesinlikle ön yargılı olmayın. Bu böyle videoda spoiler hiç girmek istemedim. Hiçbir tadınızı kaçıracak bir şey yok. Ama genel hatlarıyla anladığınızı düşünüyorum. Ee, buraya kadar anlattıklarım ben yani dizinin genel hani anladığınız biraz yanlış oldu da, hani konusu hakkında hissettiklerimi aktarabildiğimi düşünüyorum. Sizden ne bulacağınızı aşağı yukarı... E, görmüşsünüzdür diziyle ilgili. Tüm bunları zaten siz de kendiniz deneyimleyip, e, bu dizinin sunduklarını deneyimleyip... size size hissettirmek istediklerini de hissedeceksinizdir. Kesinlikle izleyin. Netflix'te uzun süredir e, şunu da duyuyordum hep, ya izleyecek bir şey bulamıyorum abi falan. Var, izleyecek şeyler var. Birazcık... E, hype'ın... Hype oluşturduğu olumsuzluklara kafanızı takmayın. Siz kendiniz bakın. Ee, mutlaka memnun olacağınız, mutlu olacağınız şeyler bulacaksınız. Sağını solunu kurcaladığınızda. Şimdiden Queen's Gambit için hepinize iyi seyirler diliyorum. Bir sonraki yine dizi ya da film videosunda görüşeceğiz. Bye bye.